Yaşar Süngü, lise'li girişimci. Her insan için her dönemde geçerli olan ve değişmeyen kural şudur. Bir çocuğun hangi yetenek ve becerileri övülürse, takdir edilirse o insan o yeteneklerini geliştirmek için çaba harcar. Hangi yeteneklerini de eleştirirseniz o yetenekleri körelir. Bazen bu övgü ve eleştirileri herhangi bir konudan bahsederken satır aralarında yaparız. Farkına bile varmayız. Biz farkına varmayız ama eleştiri ve övgüde bulunduğumuz insanın ruhunda fırtınalar eser. Biz onun da farkına varmayız. Bir bakarsın bu çocuktan iyi esnaf olur dediğimiz o çocuk karşınıza seneler sonra iyi bir tüccar olarak çıkar. Bir bakarsın bir zamanlar laf arasında bu çocuğun kafası hiç çalışmıyor dediğin ve onun da duyduğu o çocuk yıllar sonra karşına kötü şöhretli biri olarak çıkar. İşte o iki çocuk da büyüklerin eseridir. Yani marifet, yetenek, beceri her zaman itifata tabidir. Girişimcilik konusunda imkan verilen gençler kendilerine olan güveni boşa çıkartmadı. 500 girişim arasından birinci olan liseli öğrencilerimiz geçen hafta Avrupa'da da liseli girişimcilerin kurduğu 30 bin işletmeyi geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Genç Başarı Eğitim Vakfı Genç Biz Lise Girişimcilik Programı ile %95'i devlet okulu öğrencisi olmak üzere liselerde şirket kurdurarak gençlere girişimcilik deneyimi kazandırıyor. Vakıf bu girişimler esnasında bir de yarışma düzenliyor. Bu yarışma sonunda farklı kategorilerde değerlendirilen girişimler arasından seçilen bir liseli girişim Türkiye birincisi oluyor. Aynı şekilde Avrupa'nın 39 ülkesinde de benzer yarışmalar düzenleniyor ve ülke birincileri her yıl Avrupa çapında düzenlenen yılın şirketi yarışmasına katılıyor. Bu yılki final Fransa'nın Lille şehrinde düzenlendi ve geçen hafta sonuçlandı. Türkiye'de 500, Avrupa'da ise 30 binden fazla girişimi geride bırakan Genç Başarı Eğitim Vakfı Entelle Genç Biz şirketi Avrupa şampiyonu olarak isimlerini tarihe yazdırdı. Entelle Genç Biz şirketi Eyüboğlu Okulu öğrencileri tarafından kurulmuş projeleri de geliştirdikleri deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan düşük maliyetli bir filtre sistemi. Bütün mesele gençlere imkan ve değer vermekte. Gerisini onlar hallediyor. Biz şuna inanıyoruz. Türkiye ekonomik, sosyal ve siyasi her alanda iç barışını sağlayabilir, işbirliği esasına dayalı iş ve yatırım ortamını geliştirebilirse, genç ve eğitimli nüfusun girişimci ruhuyla tahmin edilemeyen büyüme ve kalkınma seviyelerini yakalayabilir.